Ne bu? Bu da mı bir çeşit operasyon? Patronla göz göze gelmeyelim operasyonu ha? Güzel. Vay. Yine sessizlik kafalar önde. Cemal. Dün gece hiç düşünebildin mi? Neyi? Utanmayı. Sen Çağdaş? Ben tam bilmiyorum yani böyle biraz utandım galiba. Hatırlamıyorum. Tam hatırlamıyorum. Güzel. Gazi Bey. En azından sizden bir parça utanma bekliyorum. Ne? Koy bakımından. Utanmamam gerektiği ne düşünüyoruz? O zaman size sormuyorum bile Neşe Hanım. Benim safım belli Yiğit Beyciğim. Benim yerim denizin yanı. Yaşasın kadın dayanışması. Güzel. Yaşasın kadın dayanışması. Anlaşıldı. Şimdi arkadaşınıza destek olduğunuz için sizi bu seferlik affediyorum. Ama şunu aklınızdan çıkarmayın. Ben Deniz'i aldatmadım. Ve hiçbir zaman aldatmam. Bir daha böyle saçma sapan şeylerle karşıma çıkmayın. Cemal. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun arkadaşım? Mesain bitmedi mi senin? Bitti. Mesain bitti de. Ya bugün böyle biraz kötü bir gün geçirdim ruhsal olarak. Öyle olduğu zaman böyle atıyorum kendimi bir yere. Pis bir yer buluyorum. Fıs fıs fıs. Böyle ruhsal bir arınma gibi oluyor. Çok iyi geliyor bak. Al dene. Şu üstleri yap. Sen yap. Nereye gidiyorsun? Yani buradan çıktıktan sonra. Hı? Ne o ya öyle? Amerikan filmi. Sorgu sahnesi gibi. Belki eve giderim. Belki başka bir yere giderim. Ne oldu ki? Cemal. Hı? Bana lazımsın. Hem de çok lazımsın. Aşırı derecede lazımsın yani. Lazımım. Lazım olma durumu. Lazımlık. Tamam çok düşün. Hadi işin yoksa gidelim. Nereye ya? Bize gidelim. Yani daha rahat olur. Baş başa kalırız. Annem de yok. Size gidelim. Annen yok. Ev boş. Rahat ol. Tamam sana ihtiyacım var işte. Bir dakika. Bir dakika Deniz, ben seni anlıyorum. Sen şu an iyi değilsin. Şimdi bu yarım kalan evlilik falan bozdu tabii biraz şeyi. Bak empati kurmaya çalışıyorum seninle. Ben de yaşıyorum. Aynı şeyleri ben de yaşıyorum. Gerçekten mesela internetten bir şey indiriyorum. Tamam mı? O böyle geliyor böyle doluyor. Yarısında pat internet gidiyor. Biliyorum çok acı bir şey. Çok acı bir şey ama bak. Sakin olman lazım. Gerçekten şu anda çok fazla konuşuyorsun. Şu anda sinirliyim ve kararlıyım. Ben bunu yapacağım. Daha doğrusu birlikte yapacağız. Ben buna hazır değilim. Cemal, sen buna hazırsın ya. Biraz güven kendine. Yaparsın. Yapacaksın. Sen bunun için doğmuşsun. Tamam mı? Sen çılgın bir grafikersin ve benimle geleceksin. Kalk. Kazanovalar partnerlerini isteklerini karşıladıkları pasif nesneler olarak görürler. Bak. Kimsen... Ne olabilir mi ya? Pasif nesne ne ya? Kazanova... Kimsin sen? Kazanova olamaz da böyle şey olamaz ya. Kazanova ne ya? Deniz'ciğim, böyle bir kulak misafiri olduğum gibi oldu. Tam da hakim değilim konuya. Lakin ki ne dedin? Kazanova. Kazanova mı? Estağfurullah. Ama şimdi bak Kazanova falan deyince de beni böyle geçmişte bir yolculuğa çıkarttın yani. Seni. Beni de. Ne günlerdi be. Ne günlerdi? Vallahi şimdi Deniz'ciğim ben bu arkadaş için kefil olamam. Onun için bir şey söyleyemem ama kendimle ilgili şunu söyleyebilirim. Üniversitedeki lakabım neydi biliyor musunuz? Fırtına Cemal. Vay.
Yağmur olur yağardım, fırtına gibi eserdim, şimşek olur çakardım. Yani bütün üniversite benim bu çapkınlık olaylarını falan konuşuyordu. Çok güzel. Bak Fırtına Cemal dediği de malum üniversitenin maden mühendisliğinde okudu. Kaç kız vardı orada? Saçma sapan konuşma abicim. Saçma sapan konuşma. Ayrıca burada önemli olan nitelik, nicelik değil. Bak bir erkeğe üç erkek düşüyor. Tamam ben bunu duyduktan sonra artık yeter diyorum. Bitti. Bu şakalar bitti. Bana yardımcı olacaksınız. Aynı konuda biliyor musunuz? Sorumu soruyorum. Bir erkek şıp sevdi olabilir mi? Yani bir gün aşık, ertesi gün kafası karışık olabilir mi? Kız kim? Adam kim? Sizce? Tamam anladım. Yiğit Balcı'dan bahsediyoruz. Şimdi Yiğit Balcı enteresan bir profil. Amerika'da okumuş, karizmatik, cool, yakışıklı falan filan. Kızların gözdesi, acayip karizmatik. Sempatik ama ciddi. Zeki ama mütevazı. Lider ruhlu ama altında çalışanların saygı duyduğu biri. Yiğit Balcı tanıtım filmi çekmiyoruz. O yüzden bana şu Kazanovalık sendromu nedir söyleyin. Sendrom, sendromdan anlarım esasen. Yani bende de Stockholm sendromu var. Denizciğim, evet ama şimdi Yiğit Balcı'da sendrom var mı yok mu bilmiyorum. Yalnız varsa da yoksa da helal olsun. Yapar, yaparsa da yakışır. Helal. Yiğidime yakışır valla. Çok güzel ya, yeter ya. Hadi susun ya. Yeter ya. Ama rahat bırakın kızı. Hadi işinizin başına siz. Denizciğim, bu konuları erkeklerle konuşmaktansa kadınlarla konuşmakta yarar vardır. Öyle yani işte. Seni çok iyi anlıyorum Deniz. Erkekler ve ilişkiler konusunda uzman olmayabilirim. Ama yine de bir iki tavsiyem olabilir. Yani nedir bunlar tam olarak? Yani dibinde mi durmalıyım sürekli, yanında? Gizli kamerayla izlemeli miyim onu, takip mi etmeliyim, ne yapmalıyım yani tam olarak? Ya da? Ya da ne? Rahat bırakırsın. Üzerine gitmezsin, nefes almasına izin verirsin. Özgürlüklerinin kısıtlanması erkeklerde ters teper. Rahat bırakayım yani. Bence rahat bırak. Mottomuz bu. Evet, üstüne gitme, rahat bırak. Güzel pop şarkısı gibi, sevdim. Evet. Günaydın arkadaşlar. Günaydın Kazanova. Efendim? Günaydın Yiğit'im. Aman be! Günaydın Yiğit Bey. Günaydın. Deniz Aslan, günaydın. Günaydın Yiğit Balcı. Meşgulsün galiba. Meşgullük mü? Meşgullük ne demek? Çok meşgulüm. Belli. Fal bakıyorsun. Çok acayip bir şey biliyor musun? Hayat dersi ya. Anladım. Bölmeyeyim o zaman ben seni. Kolay gelsin. Gözlük de yakışmış. Tamam mı? Bu akşam size bir sürprizim var Gazi Beyciğim. Sürprizleri severim. Merhaba Yiğit Bey. Merhaba. Bu akşam MF restoranda iki kişilik bir yer ayırttım. Ne dersiniz? Hayırlı olsun derim. Der kiminle gidiyorsun? Ay Gazi Beyciğim, nasıl kiminle? Tabii ki sizinle. Yani baş başa değil mi? Nasıl uzak duracağım ben senden ya? Nasıl sileceğim seni kalbimden? Arkadaşlar iki gün içinde ameliyat oluyor. Hepinizin bunu bilmeye hakkı olduğunu düşündüm. Şu anda şok olduğunuzu biliyorum. Ama işte Yiğit ameliyata girecek, iyileşecek. Vallahi açıkçası diyecek bir söz bulamıyorum Yiğit'ciğim. Ama emin ol çok üzüldüm. Yiğit Bey... Ya ben gerçekten çok özür dilerim. Umarım en kısa zamanda iyileşirsiniz. Umarım. Çok teşekkür ederim arkadaşlar, sağ olun. Şimdi bir dakika, ben bir şey sormak istiyorum da. Anlamadım tam çünkü orayı. Yani siz hastaneye yatınca, neticede ameliyat olunca
geçmiş gitmiş olacak değil mi yani? İnşallah. Evet. Ameliyat çok riskli Cemal. Bayağı riskli. Tamam tamam ama yani neticede ameliyata olunca kurtulmuş oluyorsunuz değil mi? İyileşecek. Bu noktada benim merakıma gerçekten bir soru mazhar oluyor. Kötüye bir şey olur mu? Kötüye bir şey. Ulan elimden kızı aldı. Kızı aldı, hadi gitti bizi tımarhaneye yolladı. Daha ne yapacaksın kardeşim kötü olmak için? Anladın mı patron? Söyle bakayım bana. Kötüye bir şey olur mu? Hoş geldin manyak. Tuna. Hoş geldin. Ben onu daha hissetmiyorum. Kız hep benimle biliyorsun. Ya, değil mi? Şimdi bunları konuşmak. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada editörlük yapmadım sen yokken. Masan hep senindi yani. Yapmadım vallahi. Tamam ya, ben de zaten yaptım demedim. Hem zaten arkadaş ameliyattayken belki senin aklını çelerim Michael'da. Heh, işte ameliyattan çıkmak hemen iyileşmek için en geçerli sebep. Güven tablosu. hadi o zaman. Güldük, eğlendik. Arkadaşlar bu dergi kendi kendine çıkmayacak biliyorsunuz. Herkes toplantı odası. Hadi. Ha şimdi asistan mı oluyorum? Ben ameliyattan çıkana kadar vekaleten yerime bakacaksın, fena mı? Vekalet bizim işimiz. Bu el tutmalar falan güzel ama iş yerinde özel hayatı karıştırmayacağız. Değil mi? Lütfen ama. Hayatım. Yani hayatım. Daha 2 aylık hamileyim. Ya olsun, sancı falan yok değil mi? Ay, Gazi'cim karnım bile belli olmadı daha. ya öyle deme ama şimdi benim çocuğum erken doğumu yanlış anladıysa. Ya 2. ayda doğmak çalışıyorsa. Şiştim Gazi. Yemin ediyorum şiştim yani. Onu biliyoruz. Başka bir şey söyle istersen ama. Karıcığım. Kocacığım. Serkan nasıl? Hayatım erkek olacağını nereden biliyorsun? Belki kız olur. Kız olursa Serkancık. Gelin damat nerede? Gelirler, gelirler. Gel. Aa. Oğlum şunu takıyorsun madem papyonu. Doğru düzgün tak ya. Şey olacak bu. Böyle yere paralel olacak. Dik ya da çapraz değil. Oldu mu? Oldu. Dokunma. Abi hayatımda 2 kere şu özgür ruhumdan ödüm verdim. İkisi de burada. Tuna kaçmaz değil mi? Yok kaçmaz da. Bana bak. Şş. Bu Gazi Bey bize böyle bir değişik mi bakıyor lan? Ha? Şey olmasın bu, ofisten ayrıldık da kendimize böyle mükemmel bir şirket kurduk diye. Bize kıl mı oldu bu, ne oldu? Yok. Bana ortaklık bile teklif etti. Ne diyorsun ya? Ha, vallahi. Ben dedim ki, abi dedim benim başka bir ortağım daha var. Böyle olmaz dedim. Ayrıca dedim biz daha da büyüyeceğiz ve Flamingo'yu alacağız dedim yani. Uf kardeşim, bu çok talihsiz bir espri olmuş Gazi Bey açısından. Anlamamış mıdır? Anlamamıştır ya. Allah geldi gönlümün efendisi. Yalnız gönlünün efendisinin yanında biri var. Yok be oğlum, o kuzeni falandır ya. Moruk elini tutuyor ya. En iyi ihtimal oğludur. Saçma sapan konuşma. Of be. Ben sana bir söyleyeyim mi? Bugün kendimizi kötü haberlere alıştıralım kardeşim. Ay ben sana kardeşim dedim değil mi? Ben de seni seviyorum ya. Gel buraya gel. Çıkıyor muyuz aynı eve? Sen de hemen cılkını çıkartma. Garip oldu. Kuşağı falan taktık da erken bitecek. Kesin. Hiç söylenme. Bugünler için çok mücadele ettin. Doğru. Evet, ettim. Tanıştırayım. İlker, Tuna. Çok memnun oldum. Memnun oldum. Bahsetmiştim İlker'den sana, ilkokul arkadaşım. Evet ya. Ya bu ilkokulun arkadaşlıklarının sonradan sevgiliye dönüşmesi iyi bir şey galiba ya. Neticede birbirinizin çocukluğunu biliyorsunuz değil mi? Evet. İşte okulun pilav günüydü. Bir araya geldik. Sohbet, muhabbet ama o sırada aslına bakarsan İlker eşinden yeni boşanmıştı. Sonra işte... Birbirinizi teselli ettiniz o arada.
biraz öyle oldu, evet. İyi olmuş. Gelin nerede? Naz mı yapıyor? Yok canım ya, biz mütabığız aslında bu işi erken bitirme konusunda ama. İyi insan. Hatta gördüğüm en iyilerinden biri. Üstüme olsun ya da sağından sondan inerdim, çaktırmam. Bakayım. Bir şey söyleyeyim mi? Bence çok iyi. Yani bayağı efsane. İğneni bile de yani bayağı iyi. Ama patlayacak birazdan. İçelim mi yavaş yavaş? Çok. Bir de bir şey soracağım. Deniz nerede? Ya Deniz bugünlerde biraz kötü günler geçiriyor ya. Ama o yetişir, tam zamanında yetişir. Her zaman öyle yapıyor yani. Arkadaşlar şey yapalım abi, gidelim artık, adamı falan çağıralım. Hadi inceden, hadi. Hadi bakalım. Arkadaşlar şöyle bir durum var. İki evliliğe ben şahitlik ettim. Biri boşandı, biri hala devam ediyor. Bu nikaha şahitlik yapıyorum çünkü ortalamamı yükseltmek istiyorum. Bravo. Tebrik ederiz abi. İkimiz de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Merak etme. Kanaat batı kullanımı olmadı. Heh, nikah memuru da geldi. Hoş geldiniz. Ha. Süleyman Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Efendim, gelin kalkamıyor. Gençler, ben daha fazla bekleyemem sizi. Bugün daha 4 nikahım var. Maşallah. 4'ü de ayrı semtlerden. Çok iyi. Durun. Nikahtan sonra. Hadi imzayı atacağız da. Kızı iğneli. Bir şey söyleyeceğim. Doğurmayacaksın değil mi? İnşallah doğururum yani. Böyle her an doğuracakmış gibi gözüküyor. He? Yemesen mi acaba? Etkisi olur mu? Ya burada yavaş yapalım birazcık şimdi. Gel Deniz'ciğim, yavaş yavaş. Deniz aslanı, tipe bak. Gel. Tuna fiş. Abi. Gel. Hayır. Bırak. Yem, sonra da yersin. Bırak. Çıkar şunu. Gel. Eşiz mi? Evet arkadaşlar, şimdi 3 tane şahidimiz, 2 seven insan, bir de abi hazır olduğuna göre kalem kağıt, her şey var değil mi? Okay. Sayın Simya Balcan Efendi, hiçbir etki altında kalmadan Sayın Tuna Ertürk'ü kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet. İyi misin? Sayın Tuna Ertürk beyefendi, hiçbir etki altında kalmadan Sayın Simya Balcı'yı karılığa kabul ediyor musunuz? Evet. Bravo! Ayağına bas, ayağına bas! Sizler de şahitlik ediyor musunuz? Evet. Ya. Deniz Hanım? Ya. Bu nikaha şahitlik ediyor musunuz? Ya. Zuzu iyi misin? Ya. Aşırı tepki veriyorsun, biraz sakin ol ya. Ambulans çağırabilir misiniz? Hemen ambulans çağır. Tamam, bir şey kaldırabiliyor muyuz? Bir tanesi mi, iki tanesi? Aynı adam geliyor şu anda. Nasıl geliyor? Nefes alıyoruz. Doğuruyorum. Dur. Ne oldu? İmza attınız mı? İmza. Attık. Göster. Ay saçmalama ya. Sen manyaksın Michael ya, hadi. Ayağına bastın mı? Bas! Aa!
Evet. Evet. Doğuracak. Muhtemelen. Muhtemelen. Abi neredesin ya? Üf. Hayatım nerede olayım ya? İşte uçak 3 saat rötar yaptı. Bir de pasaport kontrol filan. Ama biliyorsun 3 ay öncesinden belli bugün evleneceğimiz. Gidiyorsun iş gezisine çıkıyorsun abi. Almanya'da ne işin var? Ne yapayım hayatım? İş, iş yani. İş beklemez. Ne yaptınız? Evlendiniz mi siz? Evlendik. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Gel bakalım damat. İrem bakayım. Cüzdan. Bak. Hadi. Deniz nerede? Deniz boş verin onun da. Deniz nasıl? İyi mi? Ha, vallahi içerideydi. Bahar aşağıda girdi. Ay. Öyle söylenir mi ya? Yok yok yani evet bağırıyordu çağırıyordu ama hiçbir problem yok. Doğum bu, sancısı olur. Normaldir, normal yani. Ya biliyordur zaten onu. Ya normal de anormal olan bir ay önceden bu işin oluyor olması. Niye bu çocuklar bu kadar erken geliyor? Bir sıkıntım var bak bana söylemiyorsanız lütfen söyleyin ha. Otur bir dakika abi otur. Bak şimdi o çocukların kendi gelme zamanları var. Doktorlar der, sen dersin ben derim ama çocuklar çıkacağı zaman bilin lan onlar öyle. Ya Tuna ne diyorsun, ne anlatıyorsun Allah aşkına? Meğer sen. Ne kadar oldu girelim? 1 saat oldu. 1 saat mi? 1 saat ne yapıyor içeride ya? 1 saat mi sürermiş doğum? 2 tane çıkacak abi. O kadar olmadı ya. Rahat ol abi. Tamam, yermeyin ya. Doktor hanım, Deniz Aslan Balcı. Evet, siz eşi misiniz? Eşiyim, kocasıyım ben. Benim karım, evet. Ne oldu? Ne durumda? Çıktı mı ameliyattan şeyden? Evet. Yani doğum bitti mi, oldu mu? Evet, her şey yolunda. İkiz çocuklarımız çok sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Artık bir oğlunuz, bir de kızınız var. Allah'ım sana çok şükür. Ay, zuzumun zuzuları oldu. Sağ ol hayatım. Ha! يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.